Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyenlerimiz, Bir Umut Kervanı programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bize bu fırsatı veren, imkanı veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, bu haftada konuklarımız Yetimler Vakfı'nın değerli yetkilileri. İnşallah yetimleri konuşacağız. Yetimlere nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşacağız. Ağlayan gözleri güldürmek için burada birçok saat, inşallah yetimlerin sıkıntıları gidermek için inşallah biz burada sizlerle beraber nasıl güldürebileceğimizin, o yüzleri nasıl güldürebileceğimiz yollarını arayacağız inşallah. Tabii sizlerin telefonlarına ihtiyaçlarımız var değerli izleyenlerimiz. Yetimlerimize kefil arayacağız. Bir mağdur ailemiz var, ona da yardım edeceğiz inşallah. Öncelikle misafirlerimi tanıtmak istiyorum sizlere değerli izleyenlerimiz. Yetimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Aysu Hocamız misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Allah hayrınızı kabul eylesin. Nasılsınız hocam? Allah İyisiniz. Razı olsun. Elhamdülillah. Sizi sormalı. İyisiniz. Elhamdülillah. Allah sizlerden razı olsun. Hayrınızı kabul eylesin. Rabbim sizi yetimlere hami olanlarla birlikte haşir eylesin. Amin. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Evet, Yetimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Tektal hocamız da bizimle. Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Hamdolsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Evet, bir veterimiz var. Mazlum bir kardeşimizi bir izleyelim. Sonrasında buradayız inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Umut Kervanı programımız devam ediyor. Yetimler Vakfı'nın tespit ettiği yetim bir aileye gideceğiz inşallah. Yanımızda Recep Bey var, Yetimler Vakfı yetkilisi. Efendim biz hangi mahalledeyiz, kime gideceğiz? Bağların Yunus Emre mahallesindeyiz. Yelvis Kaptan diye bir yetim ailemiz var. Bize başvurmuştu. Durumunun kötü olduğunu gördük. Tespit eden arkadaşlarımız tespitlerini tamamladıktan sonra yönetim kurulu buna onayladı. Yani ailenin maddi imkanlarının sıkıntılı olduğunu, geçimlerinin zor olduğunu söyleyince bize buraya onlara yardım getirmeye geldik. Peki. Bundan sonra inşallah Teala yardımlarımız sürecektir onlar için. Evet, aileye gidiyoruz efendim, buyurun.
Evet değerli izleyenlerimiz, Umut Kervanı Vakfı'nın düzenlediği Umut Kervanı programımız devam ediyor. Evet bu hafta Yetimler Vakfı'nı konuk ettik. Yetimler Vakfı'nın tespit ettiği mazlum bir ablamızın evindeyiz. İki yetimi olan bir ablamızın evindeyiz. İnşallah onun mağduriyetini konuşacağız. Yanımızda Yetimler Vakfı yetkilisi Recep Bey var. Recep Bey biz öncelikle neredeyiz ve kimin evindeyiz? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde Yeliz ablanın evindeyiz. İki çocuğu var ablanın, iki yetimi vardır. Yakın zamanda kocasını kaybetmişti ve iki yetimiyle birlikte bize başvuru yaptılar. Biz de onların durumlarının durumlarını araştırdık. Durumlarının kötü olduğunu, yardıma muhtaç olduklarını gördük. Ondan dolayı evlerine gelip ziyaret ettik. Daha önceki de arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Biz de onları durumlarının kötü, ne kadar kötü olduğunu göstermek için ve hayırlı severlere göstermek için bu programı yapmaya karar verdik. Allah razı olsun. İnşallah Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Ablacığım size de geçmiş olsun. Allah Azze ve Celle eşinize rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Çok kısa bir zaman içerisinde kaybetmişsiniz eşinizi. Ondan da hemen 3 ay sonra babanız vefat etmiş. İki yetiminizle tabiri caizse ulu ortada kaldınız. Kiralık bir evdesiniz. Biraz derdinizi, sıkıntınızı bize anlatmak ister misiniz? Derdim budur valla abim. 9. ayın 4'ünde eşim trafik kazasını geçirerek hayatını kaybetti. Eşimin 3 ayı bitti. Babam ciğer kanseri 40 yaşında rahmet etti. 2 çocuğum var, kirada yaşıyorum. Hiç durumum yok. Dul parası 2 ayda bir 550 alıyorum. Çocuklarıma bir temiz bir yuva istiyorum. Evet yani bu çocuklarla beraber siz burada yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Evet. 2 ayda bir aldığınız 550 lirayla tabi aylık 300 lira kira veriyorsunuz burada. Yani bu dulluk maaşı kira bile yetmiyor. Nasıl yapıyorsunuz ablacığım, bu çocuklara neler yediriyorsunuz? Nasıl? Komşular, kolu komşular bana yardım ediyorlar. İşte bir 6 ayda bir aşı parası olsa onu alıyorum, çocuklarıma masraf yapıyorum. 100-150 milyondan masraf yapıp dolaba atıyorum, çocuklarıma yediriyorum. Bu kadar. Abim. Peki evinizde gördüğümüz kadarıyla hepsi rutubetten dolayı duvarlar bile patlamış. Evet abi, mecburum. Hangi eve bakıyorum, depozit istiyorlar. Kirası 400-500 milyon istiyorlar benden. Emlak parası istiyor. Benim bir kira 1 milyar ödemem lazım. O parayı ben nereden getireyim? Mecburum burada. 300 lira şu andaki bu eve veriyorsunuz tabii. Hı hı. Evet, gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Yani hem rutubet kokuyor ve hem de yani yıkılmak üzere olan, adeta yıkılmak üzere olan bir yer. Peki bir geliriniz de yok. Yani hiç, bizi... Hiçbir gelirim bir yerden yoktur. Bana çalışıyorlar, kızım küçüktür, daha 2 yaşındadır, beni işe alanlar kızımı kabul etmiyor. Kızımı evde bırakırsam Allah korusun bir elektrik var, bir ceyran var, korkarım ben. Oğlumu okula götürüp getiriyorum. O kadar abim. Çocuklara bir şey isteyince ne yapıyorsunuz? Onlara ne söylüyorsunuz? Kolu koşulardan borç ediyorum. Sonra 6 ayda bir aldığım maaş falan olsa onlara, komşularımın borçlarını veriyorum. İşte öyle yapıyorum abim. Peki bizi izleyen bu kardeşlerimize, izleyicilerimize neler söyleyebiliriz? Ne isteyebiliriz? Çocuklarım için temiz bir yuva, hayrı seven olursa çocuklarıma yardım istiyorum. Ne olursa, ne yardım olursa. Babam rahmet etti gitti, babamın yasındaydım. Hırsızlar benim evime girmiş, benim televizyonumu, yataklarımı, ev eşyalarımı hiçbir şey evimde bırakmamış. Hepsini götürmüşler. Komşular bana yardım etmiş, bu evi bana toplamışlar, bana vermişler. Hiçbir gelirim bir yerde yoktu. Bir hayır seven olduysa Allah rızası için çocuklarıma yardım istiyorum ben. Evet. Yani sizin bu sıkıntılarınıza binaen bir de hırsızlar da evin kapısını kökünden söküyorlar. Ve gelip bütün eşyaları halıya kadar hepsini, baş yasağı da hepsini götürüyorlar. Arabaya atıp götürüyorlar. Amcamızın evidir diye. Evet. Peki ablacığım ne yapabiliriz bu ev için? Yani bu evin böyle duvarlar yıkılıyor. Neler yapılabilir bu ev için? Bu ev ben istiyorum. 10 defa da gittim belediyeye, her sosyala başvuru yaptım. Dedim olursa bana bu evi tertemiz bir hale getirmesini istiyorum abi.
Bana bekle dediler, dilekçeni yaz dediler, belediye daha yerine oturmamış diyorlar bana. Sürekli gidip geliyorum, çocuğumla perişan oldum. Artık git gel git gel, gerçekten kızım elimde hastalandı bu sıcakta. 10 defadır gidiyorum getiriyorum, o kağıtı getir, bu kağıtı getir. Abim oturdum, artık ben bir yere gidemiyorum. Evet, Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Evdeki buzdolabı da ev sahibinin. Ev sahibinindir. He. Benimkini götürdüler. Sur bozulurken biz buraya ben geldim. Benim her şeyim vardı. Hepsi yeniydi. Hırsızlar götürdüler. Buzdolabı evin içindeydi. Ev sahibi bana dedi. Zaten bana lazım etmiyor. Bir de yerimiz dar olduğu için götüremiyoruz. Kendine kullan. Eline geçtiyse zaten dolabımızı gene geri götürürüz. Beyaz eşya olarak ne lazım şu anda size? Benim hiçbir şeyim yoktur beyaz eşyam. Çamaşır makinesi. Yoktur, ikinci el almışım, o da her hafta bozuluyor, adam yapıyor, para üstüne veriyoruz. Hiçbir şeyim yoktur. Evet. Allah-u Teala yardımcınız olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, yetim bir ailedeyiz. Ablamızın sıkıntıları çok büyük. Yani eşi trafik kazasında vefat ediyor. Bir araba çarpması sonucu vefat ediyor. Hemen vefatından 3 ay sonra da babası vefat ediyor. Yani bakacak hiç kimsesi yok. 2 yetimiyle şuraya sığındığı 300 lira karşılığında kira verdiği bu evde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklar sokakta, caddede, bakkalda bir şey görüp gelip ağlıyorlar. Anne, tabii hiçbir şey alamıyor onlara. Sıkıntıları büyük. Bu kardeşlerimize, bu yetimlere sahip çıkmamız lazım. Evet, Yetimler Vakfı'nın tespit ettiği yetim bir ailedeydik. Sözü stüdyoya bırakıyoruz efendim, buyurun. Evet, değerli izleyenlerimiz, mazlum ve çaresiz bir ablamızı ziyaret ettik. Kocası bir trafik kazası sonucu vefat etmiş. Hemen 3 ay sonrasında babası da kanserden vefat etmiş. Bir ablamızı ziyaret etmiştik. Durumu çok kötüydü. Yani onu konuşacağız inşallah, neler yapabileceğimiz konusunda. Bu ailemize ve yetimlere kefil olmak isteyen kardeşlerimiz varsa canlı yayında bize ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızı canlı yayında ulaştırabilir. Canlı yayına bağlanmak istemeyenler için ara bağlantıda bize ulaşabilir. Paylaşımlarınızı bize ulaştırabilirsiniz efendim. Tabii biz sizin telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonlar olmazsa bu yetim ailemiz ve yetimlerin gözleri tabii yollarda kalıyor. Onları sevindirelim ki Allah-u Teala da bizleri sevindirsin inşallahü teala. Evet, misafirlerimizden Mehmet Ali Aysu hocamızla başlamak istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikle Yetimler Vakfı kaç program oldu yapıyoruz ama bizi izleyen, yeni izleyen kardeşlerimiz için kısa olarak Yetimler Vakfı'nı anlatabilir miyiz? Yetimler Vakfı 2009 yılında kurulmuş bir dernek olarak kurulmuş bir vakıftır. Ta 2017'ye kadar dernek olarak faaliyetlerine devam etti. Allah-u Teala'nın inayeti ve yardımıyla 2017'den sonra vakıf olarak çalışmalarımıza devam ettik. Evet. Yani dernek kurulduğunda o günün şartları icabıyla küçük bir çalışmayla başladı. Belki ayda bir iki yetime yardım ederken öyle başladı ama elhamdülillah bugün gerek yurt içinde gerek yurt dışında binlerce aileye ulaşıyoruz, binlerce yetime ulaşıyoruz ve biz bunu da elhamdülillah yetimlere yardım ettikçe Allah'ın bize yardım ettiği kanaatine vararak yapıyoruz. Biz biliyoruz ki yetimlerin sahibi Allah'tır. Yetimlerin emanetini Peygamber üstlenmişti. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Darul Baka'ya göçtü. Bu emanet bizim üzerimizdedir, biz Müslümanların üzerindedir. Bu anlayışla yola çıktık. Elhamdülillah ya Allah'a binlerce şükürler olsun ki bugün vakıf olarak hem gerek Türkiye'de hem de yurt dışında binlerce yetime ulaşıyoruz. Binlerce yetimin ihtiyaçlarını gidermek için seferber olmuşuz. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Evet hocam, Yetimler Vakfı gerçekten bu kısa dönem içerisinde hem bir güven tazeledi, hem halkımızın bir güvenine mazhar oldu. 20-30 kişiden şu anda aylık yanılmıyorsam 800'e kadar düzenli yardım yapan yetimlerimiz var elhamdülillah.
Tabii keşke yetimler olmasaydı. Yani o ayrı bir gönül yaramız. İnşallah o konu hocamızla da konuşacağız inşallah Teala. Peki hocam, bu çıkardığımız ailemiz için, yani Yeliz ablamız için bunu izledik, beraber izledik. Evine de gitmiştik, gördük halini. Bu ailemiz için neler söyleyebiliriz? Şimdi Yeliz ablam bizim baktığımız ailelerden sadece biri. Eminim ki evet şu anda ablam müsaade etti, görüntülerini aldık, yayınlayabildik. Ama bazı ailelerimiz var, belki bundan çok daha kötü durumdadır. Ama onları yayınlamak için şartlar müsait değil, imkanlar müsait değil, olmayabiliyor, yayınlayamayabiliyoruz. Ama şunu şöyle emin olalım ki, hani bazen insan bir şeyle uğraşmayınca farkında değil. Evet. Yani sen tokluk içindeyken, her istediğin önündeyken, bazen diyoruz ya hocam, diyorlar işte aç mı kalmış, fakir mi kalmış? Çünkü sen hangi toplum içinde yaşarsan toplumu hep öyle görürsün. Ama bu işle uğraşan kardeşlerimiz de birebir şahit oluyorlar. Biz de şahit oluyoruz. Toplumda öyle fakirler var ki gerçekten böyle ekrana yansıtmaktan bile çekindiğimiz fakirler var. Yani diyoruz ki bu fakir artık kaldıramaz. Yani insanlar bunu görünce kaldıramazlar yani. Onun için hiçbir şekilde bu rahatlığa varmayalım ya da bu rahavete girmeyelim. Ya fakir yok zaten, ben fakiri nerede bulacağım derseniz gerçekten fakiri bulamazsınız. Yani ben evimde oturayım, lüks dairemde oturayım, bir tane de fakir benim kapımı çalsın. Fakir senin kapını çalınca ya zaten onu fakir olarak görmezsin, dinleyici olarak görüp tersleyeceksin. Ya da zaten Kur'an'ın ifadesiyle fakir, iffetli fakir zaten değerli fakir, iffetli fakirdir. Kapı kapı dolaşmayıp dilencilik yapmayan fakirdir. Onu bulabilmek lazım. Allah razı olsun. Yetimler Vakfı bu sorumluluğu üzerimizden kaldırdılar. Onlara bu konuda teşekkür etmek lazım. Yani onlar bizim adımıza gidip araştırıyorlar. Gidip bulmaya çalışıyorlar ve buluyorlar. Bunu önümüze koyuyorlar. Bunu halkımızın önüne koyuyorlar. Bak diyorlar, fakir var. Farkında olun. Yani Allah-u Teala diğer dünyada hesaba çekildiğimiz zaman yanı başımızdaki fakiri bilmediğimiz için bizi hesaba çekerse çok zorlanacağız. Ama yani başımızdaki fakiri artık biliyoruz. Yani bilmiyoruz diye bir mazeretimiz de olmayacak artık. Yani şu anda Diyarbakır'da, gerek Diyarbakır'da, gerek Türkiye'nin her bir tarafında, gerek diğer dünyadaki yetimlerin durumları gerçekten icler acısı olan durumları var. Yeliz ablam gibi, yani düşünebiliyor musunuz? Aylık aldığım 500 lira diyor, 300 lirasını kiraya veriyorum. Yani her birimiz kendimizi zaten onun bir yerine koyalım. Yani aylık gelirimiz 500 lira. Ve bunun 300 lirasını sadece kiraya veriyoruz. İki çocuk bakmak zorundayız. Evimizin masrafları olacak, mutfağı olacak, bu evin giderleri olacak, bu çocuğun ihtiyaçları olacak ve bütün bunları hepsini 200 lira yapmaya zorunda kalacaksın. Yani 5 dakika böyle elimizi, başımızı elimizin arasına koyup düşünmemiz lazım. Allah muhafaza, ben bu durumda olsaydım ve bu insanlar bana el uzatmamış olsaydı, ben Allah'ın yanında o mahşer gününde bu insanlardan şikayetçi olur muydum, olmaz mıydım? Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Vücudun azalarından birisi ağrırsa tüm vücudu rahatsız olur. Diyor ya, bunlar da bizim azamızdan bir parçadırlar. Bunlar da eğer Müslümansaksa azamızın bir parçasıdırlar. Yani bunları görüp, bunları yaşadığı durumu düşünmek lazım. Ondan sonra onlara elimizi uzatmamız lazım. Kendimiz için uzatmamız lazım, onun için değil. Yani biz bunlara bugün elimizi uzatırsak, bunlar bizim yarın geleceğimizin sigortasıdır. Hangimizin nereye, ne zaman, ne hale düşeceğini kimse bilmez. Çocuklarımızın ne hale düşeceğini bilmez. Bunun eşi bile bir sene önce trafik kazası geçirmiş. O da bilmiyordu öleceğini. Bilmiyordu yani. Ama Allah-u Teala öyle takdir eyledi, öldü. Bizde her birimiz olabilir. Yani her birimizin başına bir kaza geçebilir, bir bela geçebilir. Bizim çocuklarımız da dışarıda kalabilir. Yani bizim de bunu tefekkür etmemiz lazım. Bizim çocuklarımız olsa bu, o bu insanlar bu çocuklarımıza yardım etmese biz ve diğer dünyada gelse ben senin Müslüman kardeşinim dese şikayetçi olmaz mısın? Olursun yani. Tamam. Onun için bunlara evet, sahip çıkmak lazım. İnşallah devam edeceğiz. Sertaç Tekrar hocamızla da devam etmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yetimler Vakfı'nın genel faaliyetlerini de konuşacağız sizinle ama özellikle hani hocamızla da konuşunca yetimlerin sayısı gittikçe artıyor. Yani özellikle mesela bu ablamızı da tabii konuşmalarımız için almak istiyorum. Özellikle kardeşlerimiz için bir daha hatırlatmada fayda görüyorum. Telefonlarımızı hatırlatmak istiyorum.
Hem bizi izleyin ve bu arada da bizi telefonla arasanız inşallah bu ablamıza program sonrasında elimizde avucumuzda bir şeylerle onun kapısını tekrar çalalım. O yetimleri sevindirelim inşallah. Aytaç hocam, özür dilerim Sertaç hocam, orada kız çocuğu çok ağlıyordu ablamızın. Sordum, abla dedim niye ağlıyor? Dedi sabahtan beri süt istiyor, sütüm yok diyor. Yani artık baktı program yapamıyoruz, çocuğu komşulara teslim etmek zorunda kaldık. Diğer çocuk da, yani onun bir küçük abisi de var, 4 yaşında. O da habire bakkaldan mahalleli çocukların aldığı şeylere binen ağlayarak eve geliyor. Baba, Diyarbakır Ergan ilçesinde araba beklerken bir kamyon altında kalarak can veriyor. O ayrı bir faciaydı tabii, ayrı bir acı. Cenazedeyken hırsızlar amcamızın evidir diyerek bir kap getiriyorlar. Araba gibi bütün evi soyup götürüyorlar. Yani bu ablamızın imtihanı çok zor. Çok sıkıntılar çekti. Bununla bir başlayalım. Birkaç kelime evet. Bununla edelim isterseniz. Buyurun abi, ne düşünüyorsunuz? Tabii Mehmet Ali Hocam kısmen biraz bahsetti. Siz biraz değindiniz. Şimdi yaşadığımız hayatta zaman zaman pozisyonlarımız değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Bugün belki bizler yetim çocuklar, yetim bir aile, mağdur bir aile sahipleri değiliz. Ama onlara ulaşma noktasında bir köprü vazifesi görmeye çalışan bir vakfın üyeleri olarak bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Başka yanda başka pozisyonlar yaşanıyor. Yetim çocuklar, kimsesiz çocuklar, yetim aileler böyle bir imtihanla karşı karşıyadırlar. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki pozisyonlarımız hiçbir zaman daimi değildir. Bugün her birinin, bir çocuğun, bir gencin, bir yetişkinin, bir anne veyahut da babanın bulunmuş olduğu pozisyon yarın çok farklı bir pozisyona dönüşebilecektir. O nedenle içinde bulunulan durum ve pozisyon ne olursa olsun bizler her daim bulunmuş olduğumuz pozisyonu bir gereği olarak bir imtihan içerisindeyiz. Varlıklı olanlar, buyurun hocam. Tabii bu arada o yetim aileyi kelebek olarak da verebilseydik iyiydi. Evet. Evet hocam. İçinde bulunmuş olduğumuz pozisyonun imtihanını vermek zorundayız. Eğer mağdur, mazlum, mahrum pozisyondaysak sabırla, şükürle Allah'a dayanma ve sabretme imtihanı içerisinde oluruz. Eğer varlık içerisindeysek, eğer imkanlar içerisindeysek, eğer mal sahipleri isek o zaman da bunun imtihanını vermek zorundayız. Bu nedenledir ki bu tür vakıfların temel amacı zaten o mağdurlarla varlık sahibi olan insanlar arasında bir köprü oluşturabilmektir. Çünkü varlık sahibi insanların belki direkt o insanlara ulaşma şansı yoktur. Ama bu tür vakıf ve derneklerle, bu tür STK'larla umut ediyoruz ki o köprü vazifesi inşa oluyor ve ikisi arasındaki o köprü, o iletişim, o diyalog kuruluyor, birbirlerinden haberdar ediliyor ki haberdar edildikten sonra imtihan daha da bir fazlalaşıyor. Haberdar olmadan önce belki bunda çok vebal sahibi olmayabilirsiniz. Ama haberdar olduktan sonra o tür insanlara, o tür mağdurlara yardım ve destek sunmak artık sizin üzerinize bir vazifedir, bir sorumluluktur. Hayat gerçekten bir imtihandır. Dediğim gibi içinde bulunduğumuz pozisyonlar farklı olabiliyor. Bu bazen zalimlerin, vahşilerin, barbarların eliyle gerçekleşebiliyor. Dediniz ya yetimler niye bu kadar fazla? Yaşadığımız çağ, yaşadığımız dönem gerçekten acımasızlığın, vahşetin olduğu bir dönem. Ve bu nedenle onlardan kaynaklı yetimlerin sayısı fazlalaşıyor. Dünyada 400 milyona yakın yetimlerin var olduğundan bahsediliyor. Bu çok büyük bir rakam ve Türkiye'de de 1 milyona yakın bir rakam telaffuz ediliyor. Bu dediğim gibi bazen bu tür zulümleri işleyenlerin eliyle belki gerçekleşiyor ama bazen de Allah'ın bir imtihanı olarak bu ailemizde gördüğümüz gibi bir trafik kazasıyla gerçekleşmiş. Ama bu ailemizde de farklı bir vahşet görüyoruz, farklı bir zulüm görüyoruz. Böyle bir yetim ailesi iken hem o eşini hem babasını kaybetmiş bir tek genç bir bayan ve iki evladıyla beraber bu kez zulmü hırsızların elinden yaşıyor. Ve böyle mağdur bir aile iken tüm eşyalarını çalabilecek kadar vicdan ve merhametten yoksun insanların varoluşu insanlık adına utanç verici bir durum. Kesinlikle. Ama şu bir gerçek ki yaşanan bu süreci düşündüğümüz zaman
Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Sayar güzel bir ifadeyle bunu bizlere ifade ediyor. Yaşanan tüm acıların, tüm vahşetlerin, tüm barbarların yaşadığımız çağ itibariyle temel sebebi der, merhamet yoksunluğudur. Oysa ki merhamet aslında yeryüzünü ayakta duran, tutan dinamiktir. Yeryüzü eğer ayakta duruyorsa merhametle ayakta duruyordur. Rabbimizin, Yüce Allah'ın en çok zikredilen Esma-ül Hüsna'sı Rahman ve Rahim'dir. Merhamet barındıran Esma-ül Hüsna'lardır. Ve her Fatiha okuduğumuzda, her Besmele'ye başladığımızda, her namaz kılışımızda, her Kur'an okuyuşumuzda sürekli Rabbimizin o Rahman ve Rahim sıfatlarıyla biz karşılaşıyoruz. Nitekim Erhamur Rahimin diyor Allah-u Teala kendisi için o tüm merhametlerin en merhametlisidir. Ve yine Rabbimiz kendi merhametinin her şeyi kuşattığından bahseder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki Durr yetimdi, o da alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçi olarak telaffuz edilir, dile getirilir. Ve merhamet bu yönüyle yaşayan tüm insanlara, dünyaya gelmiş tüm insanlara bir mesajdır aslında. Merhametle siz ancak yeryüzünde yaşayabilir, merhametle yeryüzünde bir adalet, bir saadet, bir huzur tesis edebilirsiniz. Rabbimizin sürekli bize anımsattığı, sürekli hatırlattığı en önemli noktadır merhamet. Ve merhametin yoksunluğu işte bu vahşetleri beraberinde getiriyor. Zira merhamet imanın ilk meyvesi olarak telaffuz edilir, dile getirilir. Merhamet olduğu anda insanların birbirleriyle ilişkileri, diyalogları her daim daha büyük bir şefkat, daha büyük bir acıma hissiyle gerçekleşecektir. Ama bu merhametten yoksunluk bahsettiğimiz bu yetim ailede olduğu gibi insanların yüreğindeki o merhamet yoksunluğu nasıl da böyle bir zulmü işletiyor onlara. İşte bugün yeryüzünde maalesef yaşanan süreç bu merhamet yoksunluğunun getirdiği bir sonuçtur. Bu nedenle biz bu tür vakıflar ve STK'lar olarak her daim bu merhameti dile getirmek, hatırlatmak durumundayız. Başta kendimiz olmak üzere tüm kardeşlerimize, tüm halkımıza bunu hatırlatmak durumundayız. Çünkü biz Mehmet Ali Hocam da ifade etmiş olduğu gibi göstereceğimiz merhametle aslında kendimize bir merhamet yapmış olacağız. Zira yapmış olduğumuz destekler, yardımlar bizim huzurumuzu tesis edecek. Yani bizim dünya ve ahiret huzurumuzu tesis edecek. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri der ki, bir mağdura, bir mahruma iyilik yaptığınız zaman onu büyük böyle bir teşekkür içerisinde ikram edin. Siz teşekkür içerisinde olun. Ondan teşekkür beklemeyin. Zira sizin ona yapmış olduğunuz bir iyilik, ona gösterdiğiniz bir şefkat ve merhamet Allah'ın belki sizi affetmesine, belki üzerinize yağabilecek bir belayı def etmesine vesile olacaktır. Yine Hazreti Mevlana bu konuyla ilgili güzel bir ifadede bulunur. Der ki, insanın güzelliği aynayla görünür. Yani insanın güzelliği aynada sirayet eder. Ayna olmazsa insan o güzelliğini göremez, fark edemez. Aynanın yoksunluğu insanın güzelliğini fark etmeme sebebi olacaktır. Evet. Mal sahibi olan insanların da o ihsanının güzelliği yetimler üzerinde, kimsesizler üzerinde tecelli eder. Eğer o yetimlere, mahrumlara, mağdurlara gidiyorsa, onlar üzerinden, o ihsan üzerinden biz bunu seyredebiliyorsak, o zaman bizim ihsanımız, bizim mal varlığımız, bizim servetimiz bir değer kazanıyor. Onlarla değer kazanıyor. Peki. Güzelliği onlar üzerinde görülmüş oluyor. O nedenle biz aslında onlara muhtacız. Peki. Yardım etmeye, merhamet etmeye biz muhtacız. Onlardan daha çok. Allah razı olsun hocam. Devam edeceğiz inşallah. Tabii bu arada kefil de aradığımız yetimlerimiz var. İnşallah bundan sonra biraz kefiller üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Tabii bu ailemizi de unutmamak kaydıyla özellikle bu yetim ailemizin süt bekleyen çocuklarına birer süt gönderebiliriz. Telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Yani şu anda yarım saat gibi bir programımız bitti hemen hemen. Daha telefon almadık. Bundan dolayı telefonlarınızı bekliyoruz. Bu yetim aileyi sevindirme babında sizlerden doğrusu yardım bekliyoruz. Bu ailemize beyaz eşya da lazım. Yani ne çamaşır makinesi var evde ne bir şey. Bu ablamızın ihtiyaçlarını giderebilseydik çok daha iyi olurdu. Mehmet Ali Hocam, yetimlere kefil olarak da şu anda yetimlerimize çıkartacağız inşallah. İsimlerini en azından verebiliriz. Bununla beraber mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ablamızla alakalı, özellikle hırsızlarla alakalı
Hani peygamber diyor ya, diyor mümin diyor o kimsedir, elinden ve dilinden emin olan kişidir diyor. Yani etrafımızda emin olmadığımız o kadar çok insan oluştu ki, acaba bu nasıl bir hastalıktır başımıza geldi? Ne yetimlere şefkat gösterebiliyoruz, ne acıma hissi kalabildi bizde. Birbirimize acıma duygusu kalmadı. Hemen hemen yani bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunun tedavisiyle alakalı neler söyleyebiliriz hocam? Yani şunu söyleyeyim. Manevi boşluk her şeyi yaptırır insana. Yani maddiyattan çok toplumda maalesef ve maalesef manevi bir boşluk oluşmuş. Yani sen her kişinin başına bir polis bırakamazsın. Her bir kişinin başına bir bekçi koyamazsın. Ama kişide vicdan varsa, inanç varsa o vicdan ve inancından uzaklaşamaz zaten. O onu korur, onu muhafaza eder. Ama kişinin Allah korkusu, kişide maneviyat bitmişse emin olun ki bu kişi yaratıkların içinde hani bazen vahşi hayvanlar deriz ya, emin olun ki insanoğlu eğer maneviyattan uzaklaşırsa affederseniz vahşi bir hayvandan daha da vahşi olabilir. Yani vahşi bir hayvan bile kendi ihtiyacı olanı alır, kendi ihtiyacı kadar avlar, kendi ihtiyacı kadar o öldürür, ondan sonra da öldürmez. Ama insanoğlu ile değil. Belki bu şu fakirin evinden aldıkları onların çok da işine yaramayacak. Kimini götürüp çöpe atacaklar. Kimini götürüp yok parasına satacaklar, atacaklar ama insanoğlu maneviyattan uzaklaşınca, hele bir de bunu yetimlere yapınca, yetim ailelerine yapınca, yani Allah Resulü'nün hadislerinde belirttiği, Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde yetimlerden bahseder. 22 yerde Allah-u Teala yetimlerden Kur'an-ı Kerim'de bahseder. Buna rağmen gidip bu yetimin malını almak, inan ki tamamıyla maneviyatının bittiğini gösterir. Yani evet biz bu şehirde büyüdük. Eskide de hırsızlık olayları olurdu ama hırsızın da eskide kendine göre bir kaidesi vardı, bir kuralı vardı. Yani eski hırsızlar da, yani biz eski çocukluk yıllarımızdan hatırlarız gördüğümüz, onlar bile hırsızlık yaptıklarında bazı kriterleri vardı. Ama bugün bakıyorsun artık hiçbir kriter kalmamış. Yani eski hırsızlar yaparlardı, hatırlıyorum, derlerdi biz Robin Hood gibiyiz. Zenginlerden alıp fakirlere veririz. Yani o kadar da düşmemişler ama yani hırsızlık her halükarda kötüdür. Yani bunu zenginden alsan, fakirden alsan fark etmez. Yani cevabı söylüyoruz. Derece insanların şeyinin ne kadar düştüğünü göstermek için söylüyoruz. Yani seviyelerin ne kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun da sebebi nedir? Bunun da sebebi maneviyattan insanların uzaklaşmasıdır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben ve yanakları solmuştur kadın, kıyamet günde yanına iki parmak gibi beraber olacağız. Yani yetimlere bakan anneden bahsediyor. Diyor genç olmasına rağmen evlenebilirken evlenmemiş, çocuklarına bakmış yetim annesiyle diyor biz diğer dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim komşumdur. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacak insanın evine hırsızlığa gidersen bunu senin maneviyatının bittiğini gösterir. Bu toplumun bittiğini gösterir yani. Yani bu toplumun ne yapmak lazım? Bu toplumu özüne döndürmek lazım. İşte Yetimler Vakfı da aslında çalışmalarından birisi de bunun üzerinedir. Nedir? Biz bu yetimlere sahip çıkmazsak, bugün onun evini ne giren hırsızların birçoğu ya anasız büyümüş, ya babasız büyümüş, ya ana baba terbiyesinden uzak büyümüş. Bu çocuklar, eğer biz bu yetimlerin çocuklarına, bu yetimlere sahip çıkmazsak, emin olun ki bu çocuklar yarın öbürsü gün bizim de evlerimize girecek, bize de zarar verecek, bize zarar vermemeleri için, bizim de bu hırsızlıklardan şey yapmamamız için, nasiplenmemiz için biz bu yetimlere el uzatacak, bunların maneviyatlarını, sadece maddiyatlarını değil, hem maddiyatlarını hem maneviyatlarını doyurmamız lazım ki bu toplum ıslah olsun, bu topluma selamet gelsin, bu topluma huzur gelsin. Hatta hocam öyle bir şey ki yani biz çekimleri yapmak istediğimizde, ablamızı karşımıza oturtacağız. Bir oturağa oturtmak istiyoruz ama yok. Ne bir sandalye var, ne bir oturak var. Gittik orada bir köşede şey vardı, boya kutusu vardı. Onu getirdik. Şimdi zaten ekranlarda görünüyor. Onun üzerinde bir yastık koyduk. Yani boya kutusunun üzerine onu oturttuk. Evde hiçbir şey bırakmamış. Yani o ablamız çocukların karınlarını doyurmakla mı uğraşsın? Yoksa yani evdeki eşyalarla mı uğraşsın? Çok sıkıntı içerisinde yaşıyordu tabii. İnşallah biz kefil olarak ekranlara taşıyacağımız çocuklarımızı da evet aldık. Evet değerli izleyenlerimiz, kefil olmak isteyenler varsa bizi arasınlar.
Şu anda çocuklarımızın isimlerini ve yaşlarını veriyoruz ekrana. Kim hangi çocuğa, yani erkek mi ya kız mı, kefil olmak istiyorsa bize ulaşsın. O yavrularımızı onlara teslim edelim. Yani bir yetime baksınlar. Ne kadar veriliyordu hocam? Bir şey yani mi? Yurt içinde şu gösterdiğimiz kardeşlerimiz yurt içindeki kardeşlerimizdir. Onlar için aylık 100 TL. 100 TL. Çocuk başına annesine hasamına yatırıyoruz. Çocuklara veriyorlar. Evet. Yalnız seyircilerimize şunu izah edeyim. Hı-hı. Biz geçen programlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki çocuklarımızın fotoğraflarını da veriyorduk. Hı-hı. Ama bizim Yetimler Vakfı olarak belki de en hassas olduğumuz noktalardan biri, yetimlere yardım ederken yetimin hiçbir şekilde rencide olmasını istemiyoruz. Evet. Yani bu bizim en kırmızı çizgimizdir. Yani hiçbir yetimi rencide etmeden onlara yardımı uzatmak. Hatta onun için onlara hesap numarası açmışız ki her gidip kapısına, her gidip o zarfı uzattığımızda çocuk rencide olmasın. Ya da kefil olanı direkt olarak onlarla her halükarda irtibata geçirmiyoruz. Çünkü gidince çocuk ezilebilir, çocuk şey olabilir. Onun için banka üzerinden genelde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Fotoğraflarını vermememizin sebebi bir iki olumsuz olayla karşılaştık. Çocuklar sonuçta bu bölgede okuyan çocuklar ya da bu şehirde Türkiye'de okuyan çocuklar. Sonuçta televizyon da ulusal bir televizyon. Bazen çocukları görüyorlar okul arkadaşları ve okula gidip çocuğa şunu söylüyorlar. Ben seni dün gece televizyonda gördüm, sana parayı topluyorlardı. Dediğinde çocuk rencide oluyor. Biz de yönetim olarak karar aldık. Artık çocuklarımızın fotoğraflarını televizyonda yayınlamayacağız. Ama şunu yapabiliriz. Kefil olan kardeşlerimize onlarla daha sonraki geçtiğimiz irtibata geçtiğimizde çocuğun fotoğrafını ona gönderebiliriz. Ama çocuklarımızın rencide olmaması bizim kırmızı çizgimizdir. Evet. Yani onun için Allah fotoğraf yayınlamıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda isimler görünüyor arkamızda. Hangi yavrumuza kefil olmak isteyen varsa bizi arayın. Onları aylık 100 TL karşılığında inşallah yavrularımızı size teslim edeceğiz, kefil edeceğiz. Bunun için inşallah duyarlılığı sizlerden bekliyoruz efendim. Evet Sertaç hocam. Evet, hem kefilliği hatırlatacağız, telefon numaralarımızı hatırlatacağız. Ara bağlantıda da bize ulaşabilirsiniz doğrusu. Canlı yayına bağlanmak istemeyenler için bir hatırlatmada bulunalım. Ara bağlantıda bize ulaşabilir. Kefil olmak istediğiniz çocuğu söylersiniz. Biz inşallah onları size kefil olarak vereceğiz inşallah. Sizi onlara kefil olarak bırakacağız inşallah. Evet Serdar Hocam, yani bu yetimlerle alakalı faaliyetlerimizin aslında temel amacı nedir? Yani biz bu yetimlere sahip çıkmakla, onları beslemekle amacımız ne olabilir? Evet, az önce Mehmet Ali Hocam böyle bir değinmiş oldu. Biraz açarsak bu konuyu. Şimdi bizler sosyal varlıklar olarak dünyaya gelmiş insanlarız, varlıklarız. Toplumsal olarak yaşamak durumundayız. Aciz varlıklarız. Zaten bu yüzden Rabbimiz dediğim gibi yeryüzünü merhametle ayakta tutuyor. Eğer insanoğlunun birbirleriyle diyaloğu, birbirleriyle muaveneti, birbirleriyle dayanışması olmazsa insanoğlunun yeryüzünde yaşama şansı yoktur. Çünkü bizler aciziz ve bizler tüm ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılayabilme istidadına sahip değiliz. Bu nedenledir ki Allah-u Teala zayıf olarak yaratmış olduğu insan arasında, insanlar arasında, toplum içerisinde bir muavenetin, bir yardımlaşmanın olmasını emrediyor bizlere. Bu varlığımızın gereğidir, fıtratımızın gereğidir. Bunu Batı anlayışı, sözde Batı medeniyeti geçmişte insan insanın kurdudur şeklinde ifade ettiler. Güçlü olan zayıfı ezer diye ifade ettiler. İnsanların kendi arasında sadece mücadelenin var olduğunu ifade ettiler. Yani bu bir değer mücadelesi değil. Sadece bir güç mücadelesi. Güçlünün zayıfı ezdiği bir mücadele olarak ifade edilmiştir. Ama İslam anlayışında insan insanın kurdu değildir. İnsan insanla sadece mücadele etmiyor. İnsan insanla muavenet halindedir, yardımlaşma halindedir, dayanışma halindedir. Dediğim gibi bu varlığımızın temelidir, fıtratımızın gereğidir bu. Bu nedenledir ki yaşadığımız toplumun huzur ve selameti adına bu görevleri birilerinin yerine getirmesi, birilerinin de destek sunması gerekiyor. Eğer bu görev icra edilmezse, eğer bunu bazı STK'lar öncülük ederek götürmezse ve eğer toplum, halk bu konuda destek sunmazsa, o zaman
toplumsal anlamda bizi bekleyecek olan felaketlere de hazır olmak zorundayız. Zira merhamet ve şefkat gösteren insanlar aslında kendileri de o merhamet ve şefkatle inşa oluyorlar. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine hadis, Allah Resulü buyuruyor hadiste, yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsin. Yani Allah-u Teala da size merhamet etsin. Bizim merhamete ulaşabilmemizin yolu bizim merhamet göstermemizdedir. Birinci temel öncelik bu. Yine bununla birlikte biz kimsesiz, mağdur, mahrum ve yetim çocuklara yardım ve destek götürdüğümüz zaman, kendi çocuklarımızı da buna şahit tuttuğumuz vakit, kendi çocuklarımız merhametle büyüyecek olan çocuklar olur. Bugün biraz büyüdükten sonra ya da anne babaları yaşlandıktan sonra hemen onları huzur evlerine götürüp köşelere atan nice insanlarımız var. Eskiden bu batıda vardı ama bugün her tarafı sirayet etmiş durumda. Batı toplumunda zaten böyle bir anlayış yok. Ve bir ara bir sempozyuma katılmıştık. Panelist şunu söylüyordu. Almanya'da biri Müslüman olduğu halde annesini huzur evine bırakmış ve huzur evinde onu ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ediyordu diyor. Yani sadece ziyaret ettiği için çok mutlu. Oysa ki annesini niçin oraya attığından tamamen habersiz. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz destek ve katkılarla kendi evlatlarımızı aslında merhamet ve şefkatle büyütmüş oluyoruz. Yani geleceğimizi inşa ediyoruz bir yönüyle. Ve öte yandan toplumsal yönüyle de değerlendirdiğimiz vakit, eğer bugünün kimsesizleri, bugünün mağdurları, bugünün yetimleri sahipsiz kalırsa, merhamet ve şefkatten yoksun kalırsa, bunlar yarın kesinlikle bumerang gibi toplumun başına bela olacaktır. Bu bir hakikattir. Bunda zerre kadar şüphe yoktur. Şair güzel söylüyor. Yetimlik yerde kalırsa yazık ki zehr olur. Bir kadim dosta uğrar, mukaddes bir şehr olur diyor şair. Yetimlik ve yetimler, kimsesizler eğer yerde kalırsa, eğer kimse sahip çıkmazsa yazık ki zehr olur diyor. Zehir olur, toplumu zehirleyecektir. Bu arada hocam özür dilerim, lafınızı kestim. Arap baharatında Mehmet Said bir saniye söyleyelim. Araba aranda bir kardeşimiz bize ulaşmış. Özür diliyorum. Evet. Mehmet Said Ortaç hocamız bize ulaşmış. Bu yetim ailemiz için 500 lira yardım etmek istemiş. Allah Azze ve Celle hayrını kabul etsin. Allah-u Teala sizleri muhafaza etsin inşallah. Evet, bu ailemize bir yardımda bulunan bir abimiz çıktı. Allah hayrını kabul etsin inşallah. Hocam özellikle bu çocukların terbiyesi konusunda bu ailelere gittiğimizde mesela yetim ailesi, yani yetim annesi etrafına bakıyor, mesela baba yok, kardeşler yok, gözü çocuğuna dikiliyor. Yani ben bu çocuğu büyüteyim de ileride yaşlandığımda o da bana baksın. Yani etrafta hiçbir umut yok. Yani hani biz gerçi Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Yani komşusu açken bizden tokyatan bizden değildir hadisine binaen birkaç avuç insan çırpınıyor ama onlar da bu kadar sayısı fazla olan yetime ulaşamıyor. Yani yardım ulaştırmakta yetersiz kalıyor. Bundan dolayı anne çocuğuna gözünü dikiyor. Ben ne sıkıntıyla olsa bu çocuğu yetiştirmem lazım. Ben de anneye dedim ki ablacığım sana bir tavsiyede bulunayım. Bak dedim, eğer bu çocuğun ileride sana bakmasını istiyorsan bunu İslami bir terbiyeyle büyüt. Evet. Eğer bu vahiy terbiyesiyle büyürse, yani Kur'an terbiyesiyle büyürse bu sana of bile diyemeyecek. Ama vahiy terbiyesiyle değil de normal sokak terbiyesiyle yani normal birisi olarak kalkarsa Allah muhafaza 10 lira için annesini öldürebilecek canavara dönüşecek. Yani sadece dünya garantisi için bile olsa, dünyadaki yaşamını garantiye alman için bile olsa bu çocuk Kur'an'ın terbiyesine büyüt. Evet. Ve kara kara düşünüyordu. Gerçekten de diyor bu öyle diyor. Tabii yani. Hocam şöyle, yani elbette ki orada annenin bir sorumluluğu vardır. Fakat daha büyük sorumluluk ümmete düşüyor. Çünkü yetimler ümmete bırakılan emanetlerdir. Sadece anne annesine bırakmış emanetler değildir. Elbette anne gereken ilgiyi, gereken yönlendirmeyi yapmak durumundadır. Ama onun da belki bir yere kadar gücü yetecektir. Ondan sonrası o ümmetin fertlerine düşüyor. O ümmetin öncülerine düşüyor.
Hocam özür bir düzeltme buyur yapalım. 500 demiştik ama 1500 liraymış. Allah Azze ve Celle hayrını kabul etsin inşallah. Hocamızın 1500 lira aile için bir yardımı olmuş. Allah-u Teala hayrını kabul etsin inşallah. Evet hocam buyurun. Evet. Dolayısıyla burada bir yetim üzerinden siz bir örnek verdiniz. Fakat biz genele yaydığımız zaman bu babadan mahrum yetişme hali, eğer dışarıdan da bir şefkat ve merhametle yanaşan insanların yokluğuna dönüşürse, kesinlikle, o zaman o çocuğun başı boş büyümesi ve imandan, merhametten yoksun büyümesi mukadder olacaktır. Evet. Bakın dedi ki merhamet imanın ilk meyvesidir. Zaten üstünde ısrarla durduğumuz nokta bu. Yani imanla gerçekten büyüyenlerin, imanla yetişenlerin ilk meyvesidir merhamet. O yüzden gerçek anlamda iman ehli olan insanların anne babasına atması mümkün değildir. Çünkü ayet ve hadisler bunu telkin etmektedir. Rabbimiz ve Allah Resulü bunu telkin etmektedir. Bundan dolayı biz daha çok toplum üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabii ki annenin görevi vardır, annenin sorumluluğu vardır. Fakat biz burada topluma, insanlarımıza bunu hatırlatmak istiyoruz. Evet, bizler belki şu an bir sıkıntı yaşamıyor olabiliriz. Bizler çocuklarımızla mutlu bir aile tablosu çiziyor olabiliriz. Fakat yarın bu kimsesiz ve başıboş büyüyen çocukların onun ve içinde yaşamış olduğu toplumun başına bela olmaması mümkün değildir. Evet. Tabii bu arada ara bağlantıda bize ulaşan seyircilerimiz var, değerli izleyenlerimiz. Yetimlere kefil olmak isteyen kardeşlerimiz mesaj göndermişler. Muhammed Bey iki çocuğa kefil olmak istemiş. Biz de inşallah ekranda olan iki çocuğumuzu, iki yavrumuzu Muhammed Bey'e emanet ediyoruz. Onu da iki yavrumuza kefil kılıyoruz. Hemen isimlerini isterseniz alalım arkadaşlar. Ekrana alalım onları. Hangisini verelim? Evet, Emine Yıldız'ı verelim. 9 yaşında. Emine Yıldız, Enes Turgut 13 yaşında. Emine Yıldız ve Enes Turgut'u Muhammed Bey'e teslim ettik. Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin inşallah. Bu arada Mustafa Bey de bize ulaşmış. Bir kefil, bir yetime kefil olmak istemiş. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah Mustafa Bey. Hemen size de bir tane yavrumuzu emanet edelim. Sizi de ona kefil kılalım efendim. Hemen ekranı alalım. Ercan Eken, 13 yaşında, 2017'de babasını kaybetmiş. Ercan Eken'i Mustafa Bey'e inşallah-u Teala emanet verdik ve siz de ona kefil kıldık efendim. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah-u Teala. Evet, birazdan bir ara gireceğiz inşallah-u Teala. Evet, ara girelim, sonrasında devam edeceğiz inşallah. Buyurun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Yetimleri konuşuyoruz. Yetimlere kefil olacak kardeşlerimizi telefonlara bekliyoruz. Tabii bu arada ara bağlantıda bize ulaşan bir kardeşimizi hemen söyleyeyim. Ali Mus'ab kardeşimiz annesinin yaptığı ev yapımı limonata ve kurabiyeleri satarak kazandığı 167 ve 35 kuruşu 167 lira 35 kuruşu yetimlere ulaştırılması için Yetimler Vakfı'na bağışladı. Ali Musab kardeşimizi tebrik ediyorum. Allah onu salihlerden eylesin. Küçük bir kardeşimiz. Allah onu salihlerden eylesin inşallah. Bu duyarlı inşallah bütün kardeşlerimiz de sirayet eder inşallah diyorum. Evet, ara bağlantıda bize ulaşacak kardeşlerimiz varsa bekliyoruz efendim. Hemen Vedat Bey bize ulaşmış. Bir yavrumuza kefil olmak istemiş. Biz de hemen bir yetim yavrumuzu ona emanet ediyoruz. Hemen çıkartalım arkadaşlar bir ismi. Vedat Bey'e bir kefil verelim. Evet, Nurbahar Meygil 13 yaşında. 2013 yılında babasını kaybetmiş. Allah-u Teala Vedat Bey'den razı olsun inşallah-u Teala. Allah hayrını kabul etsin. Bu kardeşimizi sana emanet ettik. Sizi de ona kefil kıldık efendim. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah-u Teala. Evet Mehmet Ali Hocam, yetimleri konuşuyoruz. O yetim aileyi de gerçi onu da konuştu. Zamanımız çok dar. Hala da o annemizin kızım süt istiyor ve ona veremiyorum sözü kulaklarımda çınlıyor doğrusu. Beyaz eşya ihtiyacı olduğunu bir daha hatırlatalım.
evde oturacak hiçbir şey yok. Yani böyle bir sıkıntısı, büyük bir sıkıntısı var. Bizi izleyen kardeşlerimiz bu ailemize özellikle yardım etmesi konusunda tekrar hatırlatmada bulunalım. Ve canlı yayında bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ara bağlantıda bize ulaşabileceğinizi, paylaşımlarınızı bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım efendim. Evet hocam, yetimler üzerinde konuşuyorduk. Devam edelim istersen, buyurun. Hocam şimdi yetimlere ya da fakirlere yardımda bulunmak, programımızın başında söylediğimiz gibi aslında netice itibariyle kendimize yardımda bulunmaktır. Evet. Hem bu dünyevi olarak hem uhrevi olarak öyledir. Bir arkadaşın başından geçen bir anekdotu söyleyeyim seyircilerimiz de inşallah Teala ibret alırız birlikte. Anlatır kendisi, der ki ben bir ilçede maddi durumu iyi olan bir esnaftım diyor. İlçede de tanınıyordum esnaflığım itibariyle. Bir gün hastaneye gittim diyor. Bir anne ve elinde bir çocuğu var. Anne ağlıyor, çocuk adeta can çekişiyor. Ama hastanenin girişindeki görevliler, işte sağlık güvenceniz yok, biz size bakamayız diyorlar. Diyor ben bu olaya şahit oldum. Anne de ama nasıl ağlıyor? Ben oradaki görevliye nedir mesele diye sordum. İşte sağlık güvencesi yok. Ücret parayı da verecek hali yok. Ondan dolayı biz bunu alamayız diyordu. Diyor ben dedim ki onu alın. Bütün masraflarını ben karşılayacağım. Onu aldılar tedaviye. Ama diyor o annenin sevincini görmek lazımdı. Diyor takdir-i ilahi 2000'li yıllar ve benim ticaretim istediğim gibi gitmedi ve o ilçeden de gitmek zorunda kaldım başka nedenlerden dolayı. Bir yere gittim diyor, ben de sağlık güvencem yok ve çocuğum hasta diyor. Eşim evde ne yapalım diyor, emin olun ki diyor onu hastaneye götürecek para da yok cebimde. Hastaneye gittik, aynen o şartları yaşıyoruz. Oradaki güvenlik görevlisi sigortamız olmadığı için, bir de onu ödeyecek paramız olmadığı için bizi doktora göstermiyor. Diyor, ben bu çaresizlikle etrafıma bakınırken bir bayan geldi. Giyimi de tesettürlü değildi diyor. O da aynı benim yaptığım gibi sordu, dedi nedir mesele? Onlar da dediler ki işte sağlık güvencesi olmadığı için bakamıyoruz dedi. Ve kadın şu sözü söyledi, bakın dedi bütün masraflarını ben ödeyeceğim. Evet. Diyor çocuğumun tedavisini yaptılar. Eve döndüm ve eşime şunu dedim. Biz o gün o yetime baktık ya, Allah da bunu gönderdi bize. Bugün de Rabbim o yaptığımızın karşılığını bu dünyada bize gösterdi. Emin olun ki her birimiz öyleyiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Yani biz çevremizde çok iyi görüyoruz. Çok maddi durumu iyi olan çok insan gördük. Sonra o maddi durumu iyi olan ya öldü ya ticaretinde battırdı. Ve bir şekilde çok diplere de düşebildi. Yani Allah muhafaza şu anda Türkiye'deki durumu görüyoruz. Etrafımızda Suriye'yi gördük, Irak'ı gördük. Şu anda Suriye'den buraya gelen insanların birçoğu Suriye'de çok şeyi iyi olan insanlardı. Ama bugün belki birçoğu çöp toplamak zorunda kalıyorlar. Duraklarda görüyoruz onları. Çoğunun zaten sosyal güvencesi yok. Oturacaklı evleri yok. Şu anda biz yardım ettiğimiz yetimlerin bir kısmı da Suriyeli aileler. Muhacir aileler. Hocam Mardin'de bir aileyi çektik, lafınızı valla kesiyorum. Çok yani görüntüleri belliydi, yani dilenciler benzi. Çok varlıklı bir aileden gelme. Ev sahibi diyordu ki benim iki tane fırınım vardı. Yani fabrika türü bir şey. Her bir tanesi 1000 dolardı. Şey 1 milyon dolardı. Her bir tanesi. 5-6 tane çocukları vardı. Rutubetli bir evde yaşam mücadelesi veriyorlardı. Hepsi hastaydı. Demek alışık değillerdi. Bu hale düşmüşlerdi yani. Yani bu böyledir. Hiçbirimizin böyle bir güncesi yok. Bir de sadaka vermek, fakir fukaraya bakmak, başımıza gelecek belalı ve musibetleri de bizden artırır. Yani biz kendimiz için, kendi garantimiz, yani kendi hayatımızı idame etmek için binlerce, yüz binlerce para sigortaya yatırıyoruz. Nedir? Kendimizi idame etmek için. Ya yaşlandığımda işte bir maaş alayım diye belki bunu yapıyoruz. Ya da ileri gelecek endişesiyle bunu yapıyoruz. Aydan ne kadar primler yatırıyoruz. Ama asır güveceğimiz sadakalarımızdır. Sadakalar bizim görmediğimiz ve bilmediğimiz birçok belayı def eder. Evet. Bir kitapta okumuştum yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında
Cebrail Aleyhisselam bir gencin öleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Resulullah o genci çağırıyor. Ne istiyorsun diyor. Ya Resulullah diyor, benim canım çok tatlı çekiyor diyor. Resulullah ona öleceğini söylemiyor tabi. Ona tatlı veriyor. Bu da Resulullah'ın ona verdiği tatlıyı alıp bir kısmı yiyip bir kısmı da dağıtıyor. Sabah oluyor, Resulullah bu gencin ölmesini bekliyor. Sabah bakıyor, genç ölmedi. Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail diyor, bu gencin öleceğini söylemiştin. Ama o genç ölmedi diyor. Ya Resulullah diyor, bu genç senin akşam verdiğin tatlıyı sadaka olarak dağıttı ya, Allah onu muhafaza etti. Nasıl diyor? Gel ya Resulullah diyor. Gidip o gencin yastığın dibine bakıyorlar, koskoca bir yılan ölmüş. Allah o yılanın ona vereceği zararı, o genç hiç farkında olmadan, yaptığı o sadakayla, yaptığı o hayırdan dolayı o yılanın ona zarar verilmesinden onu muhafaza etmiş. Ve bu gencin haberi yok. Biz de belki hiç haberimiz olmadan verdiğimiz sadakalarla Allah Teala birçok bela ve musibeti bizden uzaklaştırıyor. Belki haberimiz yok. Bilmiyoruz. Onun için yani biz bu yetimlere sahip çıkmakla evvela bir kendimize sahip çıkıyoruz. Bakın Resulullah'ın hadisidir diyor, bir evde yetimin sofrası kurulursa, bir sofrada yetim yerse ya da bir yetimin sofrasına ortak olursan Allah Teala bir kere o evi şeytandan muhafaza eder. Bugün evlerimizin, çocuklarımızın halini görüyoruz. Sadakadan uzaklaştığımız için evdeki huzurumuz kaçmış. Şeytan evlerimizin içine girmiş. Ondan dolayı sadakayla. İki bir sahabi geliyor, ya Resulullah diyor, ben diyor, merhamet, kalbim katılaşmış diyor. Merhamet duygularım ölmüş. Ne yapayım ya Resulullah diyor. Resulullah çareyi söylüyor, ilacı söylüyor. Diyor, kalbin katılaşmışsa, merhamet duygun ölmüşse, fakir fukaraya yardım et, sadaka ver. Fakir fukaraya yardım etmek senin kalbini yumuşatır. Bugün insanların kalbinin yumuşamamasının sebeplerinden birisi budur. İnsanlar sadakadan, insanlara yardım etmekten uzaklaştığı için artık çocuklar da babalarına yardım etmiyorlar yaşlandığında. Sen bugün bir yetime yardım ettiğinde, çocuklar senin o yetime yardım ettiğini gördüğünde emin olun ki sen yaşlandığında çocukların sana yardım edecektir. Çünkü bu babam fakire, güçsüze yardım etmeyi bana öğretti diyecek. Sen güçsüz olduğunda çocuğun sana yardım edecektir. Ama yok oğlum, güçlüler yaşar, zenginler yaşar dersen yarın bir gün sen güçsüzleştiğinde o çocuğun sana sahip çıkmayacaktır. Bak bugün bir araştırma yapılmış. Ne diyor? Diyor, bakım evlerinde kalan, huzursuz evlerde, huzur evleri diyorlardı ama huzursuzluk evlerinde kalanların çoğu çocukları okumuş, üniversite mezunu, mevki makamlarda olanlardır. Niye? Çocuğu merhametten uzak yetiştirdiğimizde, çocuğu sadece dünyalık için yetiştirdiğimizde ne oluyor? O ya baba anne yaşlı olduğunda onun dünyasına sekte vurduğu için anne babadan uzaklaşıyor. Onun için yani ne yaparsak yapalım yetimleri sahiplenmemiz lazım ki yetimleri sahiplenmekle hem aile huzurumuzu sağlamış oluruz, hem de toplumumuzun huzurunu sağlamış oluruz, hem de ahiret saadetini inşallah Teala elde tutarız. Rabbim bizi yetimlere sahip çıkanlardan eylesin. Yani yetimlere sahip çıkmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadisidir. Diyor, kim dul kadınlar, yetimler ve fakirler için uğraşırsa diyor, cihat etmiş gibidir. Geceleri sabahlara kadar namaz, gündüzleri de akşama kadar oruç tutmuş gibidir. Yani Allah-u Teala bize öyle bir sevabı, sevap nail eylemiş, demiş ki öyle bir sevaba ulaşmanın yolu vardır. Nedir bu sevaba ulaşmanın yolu? Fakir fukaraya, yetime yardım etmektir. Rabbim bizi onlara yardım edenlerden eylesin. Rabbim böylece onların sayesinde bizim ailemize, bizim toplumumuza huzur yerleştirsin. Rabbim bizim aramızda kardeşliği, sulhü yerleştirsin inşallah. Amin, amin hocam. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Bu arada İrfan Bey bize ulaşmış ara bağlantıda. Bir yetime kefil olmak istiyor. Biz de bu kardeşimize bir yetimi emanet edeceğiz. Onu da bu yetime kefil kılacağız inşallah. Hemen yetimimizin ismini ona hatırlatalım. İrfan Bey şu anda bizi izliyor. Evet, Betül Tekin 14 yaşında. 2014 yılında babasını kaybetmiş. Betül Tekin'i İrfan kardeşimize emanet ettik. Sizi de ona kefil kıldık efendim. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Evet, Saim Bey var. Saim Bey bize ulaşmış. Bir yetime kefil olmak istemiş. Biz de Sayın Bey hemen bir yetimimizi kefil, yetimimize bir kefil kılalım. Yetimimizi de Sayın Bey'e emanet edelim. Beytullah Polat yavrumuzu Sayın Bey'e
emanet ediyoruz. Sizi de ona kefil kılıyoruz efendim. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallahü teala. Evet değerli izleyenlerimiz, Yetimler Vakfı'nı konuk ettik. Yetimleri konuşuyoruz. Tabii telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonlarımızda bir sıkıntı inşallah yoktur. Arayanlarda ulaşamıyoruz diye mesajlar geliyor bize. Arkadaşlarımız bir kontrol etsinler. Bir sıkıntı yoksa arkadaşlarımız, telefon başlarında bekleyen izleyicilerimiz var. Evet. Evet, sıkıntı gidermeye çalışıyorlar. Bakıyoruz diyor arkadaşlar. Sertaş Hocam, şimdi bu Yetimler Vakfı gibi yardım kuruluşlarının sosyal yapı içerisindeki önemi üzerinde biraz konuşsak. Gerçi biraz değinmiştiniz, çocuklarımızın geleceğiyle alakalı sağlam bir temel oluşturmak istiyorsak onlara sahiplenme babında merhametle yaklaşmamız. Eskiden hatırlıyorum, mesela herkes komşular birbirlerine yardım edebiliyorlardı. Yani şahıs olarak, tekil olarak yardımlar yapılabiliyordu. Ama şu anda öyle bir konuma geldik ki tekil olarak yardım yapmak artık çok güçleşti. Yani kimin fakir olup, kimin onu hak edeceğini kestiremiyorsun. Bazen bu hak sahibi deyip de verdiğin yardımlar, bakıyorsun ki kandırılmışsın belki. Ama vakıfların bu araştırması, kurumsallaşması, hassasiyete durması gerçek mağduru görmenize sebep oluyor. Bununla alakalı neler söyleyebiliriz? Şimdi tabii kesinlikle orası önemli bir noktadır. Bunu bugün STK'lar gönüllü bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Resmi bazı kurumlar düzeyinde belki çalışmalar yapılıyor ama gönüllü bu işi yapan STK'lar düzeyinde bu işi değerlendirdiğimiz zaman gönüllülük esasıyla yapılan hizmette kanımca çok daha güzel sonuçlar elde ediliyor. Ve diğer yandan da bahsetmiş olduğunuz nokta üzerinden şunu söyleyebiliriz. Şimdi vakıflar bu işi ciddiyetle araştırıyorlar. Örneğin bir başvuru gerçekleşiyor. Az önce izlemiş olduğumuz VTR'deki aile gibi. Vakfın komisyonları vardır ve bu komisyonlar gidip o tespiti yerinde yapmaktadırlar. Yani o başvuruyu bizzat yerinde tespit ediyorlar. Bu gerçekten mağdur bir aile midir? Denilen şey doğru mudur? Çünkü burada vakıf da bir elçidir, bir emanetçidir. Yani burada desteği yapan, katkıyı sunan hayırseverlerin aslında bir elçisidir, bir vekilidir. Dolayısıyla onlar da bu yüzden, yani vakıf olarak tüm vakıflar bunu yapmak zorundadır. Bu hassasiyete sahip olmaları gerekiyor ki hamdolsun yapılıyor. Bu nedenledir ki gidip bizzat yerinde tespit yapıldıktan sonra artık gönül rahatlığıyla o yardımlar yerine ulaştırılabiliyor eğer doğruysa. Bunu biz sadece yakın yerler için değil, uzak diyarlardaki yardımlarda da aynı şekilde görüyoruz. Yani biz 2017 yılında Bangladeş'e gittiğimiz zaman Yetimler Vakfı'nın temsilcileri olarak oradaki Arakanlı Müslümanlara yardımları, buradaki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırma noktasında o hizmeti gerçekleştirmek için gittiğimiz zaman bizler de oradaki STK'lardan, oradaki vakıflardan destek alıp bu hizmeti gerçekleştirdik. Eğer o gün orada bu işi yapan vakıflar olmamış olsaydı, STK'lar olmamış olsaydı, bizler de oradaki mağdur ve mazlumlara ulaşabilme gücüne sahip değildik. Bu nedenledir ki yeryüzünün tüm coğrafyalarında bu işi yapan vakıflar ve STK'lar birbirleriyle bu desteği yaptığı zaman en mağdur, en mahrum kimlerse onlara ulaşabilme noktasında gerçekten güzel neticeler elde edilebiliyor. Bununladır yapılan tüm projeler, programlar. Yani bir Yetimler Vakfı'nın projelerini düşündüğümüz zaman kırtasiye destekleri yapılıyor. Örneğin bu sezon okul açılış döneminde Eylül ayında 75 bin TL civarında sadece kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Bununla beraber işte kış yaklaşıyor. Kış döneminde giyim kampanyaları başlıyor, projeleri başlıyor. Sürekli olan zaten işte bir yetime kefil ol kampanyalarıyla yetimlere sahip çıkma projeleri var. Bununla birlikte bir yetimi sevindir gibi projeler, bir yetimi doyur gibi projeler, bir yetimi evlendir gibi projeler hepsi mevcuttur. İşte tüm bu projelerin yürütülmesinde hep vakıfların ve STK'ların bu tespitleri önem arz ediyor. Yerinde bizzat tespit ediliyor, ihtiyaç sahipleri belirleniyor ve bizzat o ihtiyaç sahiplerine de o ihtiyaçlar ulaştırılmış oluyor. Bu yönüyle işte vakıflar ve STK'lar
bu hizmeti yürütürken kesinlikle ciddiyetle bu işi yürütmek durumundadırlar. Ve bu şekilde yaptıkları zaman da umuyorum ki en güzel neticelere ulaşırlar. Önemli olan burada yine hayırseverlerimizin destekleri. Yani vakfın bizatihi kendi gücü yoktur bu durumda. Yani kendi geliri yoktur. Ancak hayırseverlerden gelen yardımlarla bu mazlumlara ulaşılabiliyor. Ve bugün insanlarımız, yaşadığımız dönem maalesef bizi bazı sahte hazlara yönlendiren bir sürü etkenler var. Ve birçok insan mutluluğu o hazlarda arıyor ki bu hakikaten büyük bir yanılgıdır. Yani varlık sahibi olma, mal, mülk, servet sahibi olma insana sadece geçici bir haz verecektir. İnsana kalıcı bir mutluluk verme gücüne sahip değildir. İnsana o mutluluğu verecek olan insanın paylaşımıdır. Bakın hocam ayetlerden, hadislerden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki olaylardan bahsetti. Ben de kısmen biraz yani yaşadığımız dönemde yapılan bazı bilimsel araştırmalardan böyle söz etmek isterim. Örneğin Harvard Üniversitesi'nde Michael Norton adında bir araştırmacı 130 ülkeyi kapsayan bir araştırmayı bize aktarıyor. Ve diyor ki bu 130 ülkede içinde yoksullar da var, zenginler de var. Hepsi üzerinde yapılmış bir çalışma ve araştırma. Ve burada şu sonuç ortaya çıkmış. Sahip olduklarını sadece kendisine harcayanla sahip olduklarını başkasına harcayanlar arasında nasıl bir psikolojik durum farklılığı var? Ve şunu görmüşler ki zengin fakir hiç fark etmiyor. Birilerine bir merhametle, şefkatle, iyilikle yaklaşan ve sahip olduklarını sadece kendisine değil, mazlum ve mahrumlara da ya da ihtiyaç sahiplerine harcayanların daha mutlu olduklarını tespit etmişler. Yine beyinle ilgili yapılmış çalışmalarda beyinde mutluluk hormonları salgılayan en güzel faaliyetlerin rastgele iyilik olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Rastgele iyilik, serotonin gibi, oksitosin gibi bazı hormonların salgılanmasının tamamen insanın karşılık beklemeden bir iyilik yapmasına bağlanmış ki bu iyilik yapmalar insanda bir huzur, bir mutluluk oluşturuyor. Yoksa sahip olduklarımız, varlığımız asla bizi bir mutluluğa götürmeyecektir. Sadece geçici bir hazdır. Hatta şöyle bir örnek veriyor sanırım Profesör Kemal Sayar'ın kitabında geçiyor. Kemal Sayar bu arada Merhamet Devrimi diye bir kitap yazmıştır. Niçin Merhamet Devrimi? Çünkü dediğimiz gibi bugün merhametten yoksunluk insanları bu vahşete sürüklemiş. Bunun tekrar düzelebilmesi ancak bir merhamet devrimiyle gerçekleşebilir. Ve işte onun bahsettiği şekli diyor ki, trafik kazası geçirmiş bir insanın, yani felç olmuş bir insanın trafik kazası sonucu psikolojik haliyle ki o büyük bir buhrandadır, strestedir, bunalımdadır. Ve kendisine piyango çıkmış olan bir insanın da içinde bulunmuş olduğu mutluluk hali. İkisi arasında uçurumlar var. Biri bunalım halinde, biri büyük bir mutluluk halinde. Çünkü büyük bir ikramiye kazanmış. Ama yapılan araştırmalarla 3-5 ay sonra ikisinin aynı seviyeye geldiğini görüyorlar, tespit ediyorlar. Sahip olduklarımız da diyor, gidip boğazda çok mükemmel bir yalı alabiliriz. Ama o yalıda 3-4 ay sonra karşıdaki boğaz manzarası tamamen sıradanlaşmaya başlayacak. Karşıdaki boğaz artık ona bir mutluluk verecek bir boğaz değildir. Yani bir görüntü değildir, bir manzara değildir. Çünkü o mutluluğu verecek olan onlar değildir. Onlar sadece geçici bir haz veriyorlardır. Ve yapılmış daha başka çalışmalar. İngiltere'de yapılan benzer bazı çalışmalarda mesela bir iş yeri ortamında çalışanların yardımsever olup olmamasına bağlı olarak yapılmış olan araştırmada iş yerinde çalışan ve yardımsever olan elemanların diğerlerinden 10 kat daha mutlu ve daha verimli oldukları tespit edilmiş. Yani bir iş yeri düşünün ki bu özelliğe sahip olan insanları alırsa kendi işinin verimliliği açısından da daha uygundur. Çünkü bu insanlar, iyilik yapan insanlar kendi içinde mutluluk yaşayıp ve mutluluğun da bir elektrik gibi içinde mutluluk taşıyan insanın diğer insanlara da bunu bulaştırdığını yine çalışmalar ortaya koyuyor. Biz ne kadar bunu yaparsak biz mutlu oluyoruz, aynı zamanda etrafımıza da bu mutluluğu yaymış oluyoruz.
İşte vakıflar insanlarımıza, halkımıza, tüm hayırseverlerimize bu hakikatleri ulaştırma noktasında bir elçidir. Umarız bu elçilik görevimizi biz yerine getirmeye gayret ederiz hakkıyla ve hayırseverlerimiz de gereken destekleri esirgemezler. Peki, Allah razı olsun inşallah. Evet, ara bağlantıda Ayşe Hanım bize ulaşmış. Bir kız çocuğuna kefil olmak istemiş. Biz de Ayşe Hanım'a bir kız çocuğumuzu ona emanet edelim. Onu da kefil kılalım o yavrumuza inşallah. Evet, bir kız çocuğunu çıkartalım. Buse Mutlu. Evet. 7 yaşında Buse Mutlu'yu Ayşe Hanım'a emanet ediyoruz. Sizi de bu yavrumuza kefil kılıyoruz. Allah hayırınızı kabul etsin inşallah. Evet, Cuma Bey bize ulaşmış. O da bir kız çocuğuna kefil olmak istemiş. Cuma Bey'e biz de bir kız yavrumuzu emanet edelim. Yetim yavrumuzu emanet edelim. Ecrin Bekçi. Evet, 1 yaşındaki Ecrin Bekçi yavrumuzu da Cuma Bey'e emanet ediyoruz. Sizi de ona kefil kılıyoruz. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, programımızda sonuna hemen geldik. Ali Hocam, Ali Hocam da hem son sözlerinizi alalım ve hem de bir iki üç dakikamız var. Dilerseniz buyurun. Yetimlerle alakalı. Allah razı olsun, gecenin bu saatine kadar bizi seyreden. Bir konserimiz de vardı tabii. O da onu da inşallah hatırlatalım. Yapalım. Evet. Bizim en son yapacağımız tavsiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine yaptığı tavsiye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tavsiyesini sorduğunda şöyle cevap vermiş: namaz hususunda Allah'tan korkun. Evet. Ve bunu 3 kere tekrar etmiş. Ondan sonra da demiş ki köleleriniz, yani yanınızda çalışan işçiler hakkında Allah'tan korkun. Bir de iki zayıf insan hakkı için Allah'tan korkun. Bunlar kimler de demiş? Dul kadın ve yetim çocuk. Evet. Dul kadın ve yetim çocuk. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu iki sınıf insan konusunda, onların hakları konusunda, onlara sahip çıkma noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarmış. İnşallah Resulullah'ın bu uyarılarını dikkate alırız. Ayrıca bu program bittiğinde de şu gördüğümüz hesap numaralarımız yine aktif olacak. Tabii. Alttaki telefonlarımız aktif olacak. Yarın da programın tekrarı olacak. Büyük ihtimalle de şu anda zaten bize de mesaj gönderen kardeşlerimiz var. Telefonla bağlamak istediklerini söylüyorlar. Herhalde canlı yayın telefonumuzda bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı bağlanamıyorlar. Ama diğer numaradaki, diğer canlı olmayan numaramıza Allah razı olsun, bayağı bağlanan kardeşlerimiz var. Rabbim onların hayrını kabul eylesin. Yani biz sadece bu programda değil, bu program bittiğinde de biz devam edeceğiz. Bizim mesaimiz yine devam edecek. Bu programla ne başladı ne de bitecek. Çünkü yetimler var. Yetimler olacak. Yani yetimler, evet, bitmeyecek. Yetimler var, evet. Biz yetimlerle ilgili de bir program düşünmüştük. Gerek Türkiye'de gerek de yurt dışından bazı sanatçı kardeşlerimizi de davet etmiştik. Bununla ilgili hatta afiş çalışmalarımıza, el broşürlerimize bile başlamıştık. Malum şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı biz o programımızı iptal ettik. Gerek işte özellikle sınır bölgesinde sivil halktan şehitlerin olduğu haberi bize geldi. Yaraların olduğu haberi geldi. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Yaralılara da Rabbim şifalar versin. Rabbim bizi fitneyle, bizi savaşla imtihan ettirmesin. Amin. Bizi onunla baş başa getirmesin. Rabbim bizi ve çocuklarımızı muhafaza eylesin. Ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbim hiçbir zaman fitnenin içinde bulunmayı da bize nasip eylemesin. Amin. Ondan dolayı programımızı iptal ettik. Burada seyircilerimize bir daha hatırlatalım. Konser programını iptal ettik. Konser, evet, programımızı şimdilik iptal ettik. İnşallah Teala daha güzel günlerde daha güzel konserler yapacağız yetimlerimiz için. İnşallah. Yani konser de bir araçtı. Yetimlerimiz için bir vesileydi. Ama inşallah Teala vesile kapıları kapanmayacak. Evet. Olmazsa başka şekilde vesileler olacak. İnşallah. Ve Allah'ın izniyle yetimlere sahip çıkan Allah'tır. Biz birer aracı. Rabbim bizi aracılıktan çıkarmasın. Amin. Bizim niyetim odur. Allah sizden razı olsun hocam. Hocam Allah razı olsun. Allah azze ve celle sizleri muhafaza etsin. Başarılar da diliyorum. Evet Sertaç hocam, siz de son sözlerinizi. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Bizim dünya ve ahiret saadetimizin çaresi bireysel anlamda şükürdür. Toplumsal anlamda da ihsandır. Bunları hakkıyla eğer gerçekleştirirsek inanıyorum ki hem dünya hem de ahiret huzurunu, saadetini elde ederiz. Ama bunu söylerken şöyle güzel, muazzam bir ifade var, onu söyleyip inşallah tamamlayalım. Yeryüzünü ihmal ederek semadan nasip beklemek akıl kârı değildir. Yeryüzünü ihmal ederek, yani mazlumları, mahrumları ihmal ederek semadan, Allah'tan nasip beklemek
akıl kârı değildir. Kesinlikle. Eğer semadan bir nasip arıyorsak, Rabbimizden dünya ve ahiret saadet ve mutluluğunu arıyorsak, yeryüzünün imarında bizlerin de bir katkısı olmak zorundadır. Rabbim bizleri onlardan eylesin inşallah. Tüm hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Rabbim onların hayırlarını kat kat artırsın ve yeryüzünün tüm mazlum ve mahrumlarının yar ve yardımcısı olsun inşallah. Allah razı olsun, Ayağınıza sağlık. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, bu haftaki konuklarımız Yetimler Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleriydi. Değerli Mehmet Ali Aysu hocamız ve Sertaç Tektar hocamız bizlerle beraberdi. Yetimleri konuştuk, kefil aradık. Ara bağlantıda bize ulaşan kardeşlerimiz sayıları oldukça fazlaydı elhamdülillah. Allah razı olsun inşallah. Canlı yayında bir telefon sıkıntımız vardı. Özür diliyoruz sizlerden Rehber TV ailesi olarak. Evet değerli izleyenlerimiz, haftaya inşallah Filistin'i konuşacağız. Yaralı kardeşlerimizi konuşacağız. Büyük Gazze yürüyüşünde, Gazze'ye dönüş yürüyüşünde yaralanan kardeşlerimize protez bacak lazım, protez eller lazım. O kardeşlerimiz, alnımızın akı olan kardeşlerimize inşallah haftaya canlı yayında onlar için yardım toplayacağız inşallah. Yardım çağrımız var. Hepinizi haftaya inşallah bekleyeceğiz. Bu haftaki programımız sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.